Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 10. Sivas Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Gündeminde son zamanlarda artan terör eylemleri vardı. Destici, terörle mücadelenin topyekün yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin kalbinde, evimizin içinde, bahçesinde değil, evimizin içinde yine hain bir saldırı sonucu 28 tane vatandaşımız, önemli bir çoğunluğu askeri personel hayatını kaybetti. Bir, PKK muhatap alınmaz. PKK ile terörle müzakere olmaz. Mücadele olur. Hatta cihad edilir. Eğer siz bunlarla pazarlık etmeye, müzakere etmeye kalkarsanız aldanırsınız, aldatılırsınız. Bu PKK ile ve onun siyasi uzantılarıyla, İmralı'daki canisiyle, Kandil'deki ilanlarıyla tekrar pazarlık masasına oturmayacağınızın garantisi ne? Evet, garantisini. Garantisini verin bunu. Bu millete bunun garantisini verin. Biz de sizinle sonuna kadar bu mücadelenin yanında duralım. Ülkemizin çözülemeyecek hiçbir problemi yoktur. Terör problemi de bunlardan bir tanesidir. Hiç endişe etmeyin. Allah'ın izniyle ülkemizi hiç kimse bölemeyecek. Buna Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle hep birlikte müsaade etmeyecek. Tüm hainlere rağmen, tüm gafillere rağmen, tüm akılsızlara rağmen, tüm ehliyetsizlere ve liyakatsızlara rağmen, öngörüsüzlere rağmen biz bu milletle birlikte buna müsaade etmeyeceğiz. Evet, yakın gelecekte de böyle bir tehlike yok. Ama şu anda yapmaya çalıştıkları bunun altyapısını hazırlamak. Onlar da biliyorlar. Şu anda bu milleti bölemeyeceklerini onlar da biliyorlar. Çünkü aynı dili konuşan milletler bölünmez. Topluluklar bölünmez. Aynı, hele bir de üstüne aynı inanca sahipse, hele bir de aynı tarih şuuruna ve kültüre sahipse o topluluklar, o milletler bölünmez. Onun için şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Bunun zeminini hazırlamaya çalışıyorlar. Yeni anayasayla birlikte iki dilli bir topluluk, millet meydana getirmek istiyorlar. İki milletli bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu millet buna geçit vermedi. Evet, biz sivil, demokratik, yeni bir anayasanın yanındayız. Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulmasını biz herkesten çok istiyoruz. Çünkü bunun ağır bedellerini ödemiş bir siyasi hareketi, onun da ötesinde milletimizin ne ağır bedeller ödediğini biliyoruz.